toplumun potansiyel enerjisinin güçlü bir yaşama enerjisine dönüşmesi için gerekli koşulları hazırlıyoruz. Yaptığımız her bir icraat geleceğin insanlığını mayalıyor. Ülkemize ve dünyaya yön veriyor. Bu durum çalışmalarımızı ikinci temel ilkemize, yani bilgi odaklı olmaya yöneltiyor. En temelde yönettiğimiz şehrin bilgi birikimini iyi analiz etmeyi ve buradan toplumsal çözümler üretmeyi başarmak zorundayız. Ölçülemeyen icraatların anlatılamayan başarılar olarak tarihe geçeceğini biliyoruz. Bu da bizi yaptığımız tüm kamusal hizmetlerde bilgiyi en doğru şekilde üretmek ve paylaşmak göreviyle buluşturuyor. Yöneticisi olduğumuz şehirlerin her biri yüzlerce, hatta binlerce yıllık bir tarihsel sürecin sonunda bugüne gelmiş. Bu köklü geçmiş kültürü, sosyal yaşamı, ilişkileri, davranış biçimlerini beslemiş, şekillendirmiş ve bu yönleriyle her bir şehrin kimliğini oluşturmuş. İşte bu nedenle üçüncü ilkemiz, yani kültür odaklı bir yerel yönetim anlayışı, aslında kendi toplumsal belleğimize sahip çıkmak anlamına geliyor. Bu kültürün özünde ise tüm çeşitliliğiyle birlikte bir arada yaşama iradesi var. Toplumsal mutabakat hem şehirlerimizin hem de siyasetin kültürünü mühürleyen hem en eski hem de en yeni şiarımız. Kendini doğanın sahibi gören anlayışın sonucunda bugün hem yerel hem de küresel anlamda ciddi bir ekolojik krizin ortasındayız. Yaşam alanlarımız ve geleceğimiz ciddi tehditlerle karşı karşıyayken mevcut anlayış ve politikaları yerelden başlayarak değiştirmek zorundayız. İçecek suyumuz, soluyacak havamız ve karnımızı doyuracak yerel tohum ve topraklarımız kalmadığında zaten yöneteceğimiz şehirler ve ülkeler de olmayacak. Doğa insanın en berrak aynasıdır. O hastaysa biz de hastayız, o iyiyse biz de iyiyiz. Bu nedenle doğa odaklı bir yönetim anlayışı en temel ilkelerimizden biri olmak zorunda. Sayın Genel Başkanım, değerli belediye başkanlarım, bu dört temel ilke çerçevesinde güçlenen yerel yönetimlerle kentlerin işleyişi de değişiyor. Onlara ekonomik, siyasal ve sosyokültürel yeni roller yükleniyor. Eskiden sadece devletler arası ilişkiler kurulurken artık dünyadaki farklı kentler arasında ortaklıklar gerçekleştiriliyor. Kent diplomasisi adı altında yeni bir alan açılıyor. Bütün dünyada yerel yeniden keşfediliyor. Diliyoruz ki Ankara'da masa başında hazırlanmakta olan yerel yönetim reform paketi dünyadaki bu gelişmeleri görmezden gelmez ve bu fırsatları iyi değerlendirir. Aksi durumda bu taslak ülkemiz için bir reformdan ziyade halkımızın yerelleşme beklentilerini boşa çıkartacak bir geriye gidiş olacaktır. Sayın Genel Başkanım, çok değerli misafirlerimiz, İzmir demokrasi başta olmak üzere insanlığa yön veren pek çok toplumsal yeniliğin gerçekleştiği ve dünyaya yayıldığı bir coğrafyadır. Belki de bu nedenle Cumhuriyetimiz döneminde de İktisat Kongresi gibi pek çok ilk yine şehrimizde gerçekleştirmiştir. Ayaklarımızın değdiği bu kadim coğrafyanın birikimlerinden aldığımız ilham ve her birimizin geldiği kentlerden damıtarak biriktirdiği tecrübeler burada buluşacak ve pek çok yeni ve kalıcı fikrin doğuşuyla sonuçlanacak. Bu nedenle Çalıştayımızın ülkemizin geleceği için çok güzel sonuçlar üreteceğine yürekten inanıyor. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. İzmir'e hoş geldiniz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e çok teşekkür ediyoruz. Sayın Genel Başkanım, çok değerli konuklar, efendim şimdi konuşmalarını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetimlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ordu Milletvekilimiz Sayın Seyit Orhun'u buraya davet ediyorum. Sayın Başkanım, buyurunuz lütfen.
Sayın Genel Başkanım, çok değerli Genel Başkan Yardımcılarım, Büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanlarım, çok değerli konuklar, değerli milletvekillerim, öncelikle yerel yönetimler çalıştayımızın, belediye başkanları toplantımızın başarılı geçmesini diliyor. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Seçmen bize son seçimde çok büyük görev ve sorumluluklar yükledi. Tüm yurttaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak zorundayız. Saray belediyeciliğinin yapmadığı, yapamadığı her işi vatandaşlarımız artık bizlerden bekliyor. Ancak ülkemizin ekonomik durumu, bırakın insanların yaşam kalitesinin yükseltilmesini, vatandaşın hayatta kalmasını zorlaştırmaya başladı. İnsanlar en hayati ihtiyaçlarını karşılamak için ekmek, su, ısınma, sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için inanılmaz zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Bazen de bu mücadeleyi maalesef kazanamıyor. 7 aydır halkımıza umut olmaya çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi kamu yararına aykırı faaliyetleri ve girişimleri sonlandırarak işe başladık. Önce israfı engelledik. Çünkü bu sadece israfı önlemek değil, yeni kaynak yaratmak anlamına da geliyor. En küçük belediyemizden en büyük belediyemize kadar ülkenin dört bir yanında belediye başkanlarımız tek tek örneklerini hatırlayacağımız israfa son verdi. Kamuyu zarara sokan israfın önlenmesiyle belediyelerimiz artık halkımıza ucuz su, öğrencilerimize ucuz ulaşım, çocuklarımıza ücretsiz süt imkanı sunabiliyor. Öte yandan yurttaşlarımızın ihtiyaçlarına dönük olmayan gereksiz harcamalara, topluma dayatılarak gerçekleştirilen büyük bütçeli çılgın projelere de son veriyoruz. Tüm kamusal kaynakları halkın ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda kullanıyoruz. Halkın yararına olmayan, bilimsel ve ekonomik olarak kabul edilemez tüm girişimleri iptal ediyoruz. İptal edilen projeleri İstanbul'da da, Adana'da da, birçok belediyemizde hep beraber görüyoruz. Ekonomik anlamda da, sosyal ve siyasal anlamda da biz üzerimize düşen sorumluluktan kaçmayacağız. Ancak her şeyden önce şunu söylemek durumundayım. Genel ekonominin düzelmesi belediyelerin işi, görevi ve gücü dahilinde değildir. Belediyeler işsizliği de önleyemez, doları da düşüremez. Bunları çözmek için daha çok çalışmak ve iktidara gelmek zorundayız. Bu hayat mücadelesi de, haysiyet mücadelesini de mutlaka kazanacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Tüm bu yaptıklarımız halkımızın desteğini daha da artırıyor. Büyükşehir belediyelerinde etki araştırmaları yapmaya başladık. Bunu saray da bu benzer çalışmaları yaptırıyor. Onlar da biz de aynı şeyi görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin olduğu bölgelerde oylarımızda artış eğilimi sürüyor. Başkanlarımıza yönelik teveccüh giderek artıyor. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Adana'da birçok ilimizde, büyük şehrimizde başta olmak üzere hemen hemen her yerde kayda değer yükselişler var. Saray bu gerçeği görüyor, gördükçe paniğe kapılıyor. Bunu durdurmak için muhalefet belediyelerini her alanda haksızca, hukuksuzca baskı altına almaya çalışıyor. Saray HDP belediyelerini kayyumla ele geçirirken bizim belediyelerimizi de yetkisiz, etkisiz, olanaklarını elinden alan eli kolu bağlı birer kuklaya dönüştürmek istiyor. Saray yerel yönetimler üzerinde seçmenlerin iradesini hiçe sayan bir vesayet kurmaya çalışıyor. Tek adam yönetimi her gün belediyelerimizi yetkisiz, kaynaksız bırakıp imkansız hale getirmeye çalışıyor. Önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni etkisizleştirdiler, şimdi de belediyelere
aynı işlemi yapıyorlar. Bize göre yerel yönetimler demokrasinin en önemli unsurları arasındadır. Yerel yönetimler yurttaşların gündelik meselelerinin ilk çözüm adresidir. Yurttaşlarımızın gündelik hayat konularında kapısını ilk çaldığı, sesini en çok duyurabildiği kurumlar belediyelerdir. Belediyeleri seçmenlerin iradesine rağmen hukukun üstünlüğünün hiçe sayılarak etkisiz kılmaya çalışıyorlar. Üstelik bunun da yasasını çıkarmaya çalışıyorlar. Yetkilerin sarayda toplandığı belediyelerin bir yandan İçişleri, diğer yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlandığı üçlü bir vesayet yapısını kurmaya çalışıyorlar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile imar yasasından kent planlamasına kadar tüm belediye faaliyet alanlarını ele geçirmeye çalışıyorlar. Alan yönetimi gibi kararnamelerle imar yetkisinden birçok düzenlemeye pek çok yetki belediyelerden alınmaya çalışılıyor. Bunlar seçmenin verdiği yetkiyi gasp etmektir demektir. Bunun örneğini Boğaziçi İmar Başkanlığı'nda da görmüştük. Bu yasa bulunduğumuz siyasi iklimde büyük adaletsizliklere yol açacak. Ama asla yılmayacağız. Enerjimizi kendi kaynaklarımızı yaratmaya vereceğiz. Muhalefet belediyelerine aktarılan kaynaklar her ne kadar sınırlandırsa da bize her ne kadar borçlanmaya zorlasalar da sonuçta biz yılmayacağız. Rakamlar merkezi idareye bağımlılığın her anlamda gün geçtikçe arttığını gösteriyor. 2015 ile 2019 yılları kıyaslandığında merkezi yönetimden aktarılan kaynağın belediye bütçesi içerisindeki oranı %35'lerden %50'lerin üzerine doğru yükseldiği görülmektedir. Banka kredileri ve diğer yükümlülükler, yani kamu idarelerindeki mali borçlar, bütçe emanetleri, veri ve sosyal güvenlik borçları da artış göstermektedir. Belediyeler genel olarak bu tür yükümlülüklerden doğan borçlarını ödemek yerine kaynağını kısa vadeli nakit ihtiyaçlarında kullanmayı tercih etmektedirler. Bu da sürdürülebilir bir bütçe yapmayı ve sürdürülebilir bir mali denge kurmayı imkansızlaştırmaktadır. Bu iktidar hukuki ve finansal baskılarla ve itibarsızlaştırma çirkinliğiyle her anlamda üstümüze geliyor. Bu baskıyı tek tek belediyeler olarak göğüsleyemeyiz. Genel merkezimizin de arkasında güçlü durduğu, belediyelerimizin baskılara birlikte göğüs gerdiği, hiçbir mazerete sığınmadan belediye hizmetlerini aksatmadığımız bir çıkışı hayata hep birlikte geçirmek zorundayız. Bunu bize güvenen, bizi destekleyen yurttaşlarımıza, seçmenlerimize borçluyuz. Cumhuriyet Halk Partisi, belediyelerin sarayın kuklasına dönüştürülmesine asla izin vermeyecektir. Demokrasi dekoruna dönüştürmeyi asla kabul etmeyecektir. Seçmenin bize verdiği yetkiyi sonuna kadar kullanacağız. Demokrasinin yerelde güçlenmesini hep birlikte sağlayacağız. Sahada kazandığımızı masa başı oyunlarına asla kurban etmeyeceğiz. Bunun için seçmenlerimizin beklentilerini ve taleplerini karşılayacak bir yerel yönetimler yasa tasarısını hep birlikte hazırlayacağız. Siyasetin tüm kanallarını zorlayarak demokrasiyi güçlendiren, belediye yetkilerini ve gelirlerini artıran bir siyaset üretmek zorundayız. Bu buluşmayı yerel yönetimler yasa tasarısının üzerimizde yarattığı baskı ve karamsarlığı aşmamız için önemli bir fırsat olarak görüyorum. Belediyelerin merkeze mahkum hale getirilmesi tehlikesini dayanışma ve yaratıcı fikirlerle aşacağız. Kaynaklarımızı kendimiz yaratmaya önem vereceğiz. İçimizdeki dayanışmayı karşılıklı fayda temelinde sistematik bir mekanizmaya dönüştüreceğiz. Afyon Çalıştayımızda nasıl bir belediye, CHP belediyeciliği ortaya koyacağımızı konuşmuştuk, hep birlikte tartışmıştık. Bu Çalıştay'dan da nasıl bir yasa istediğimizi ortaya koyarak
çıkacağız. Bu çalıştay ve sonra yapacağımız tüm çalıştaylar dayanışma duygumuzun, kararlılığımızın ve irademizin sesi olmalıdır. Afyon'da gerçekleştirdiğimiz çalıştayın hemen ardından harekete geçtik ve 8 Ekim'de pilot olarak 16 belediye başkanını bir proje çalıştayı gerçekleştirdik. Bu çalıştayın ardından 3 aylık dönemde açık olan ulusal ve uluslararası fon kaynaklarını taradık ve belediye başkanlarımızla görüştük. Açık destek programları ile ilgili bilgi verdik ve ilerlenecek yol haritasını belirledik. Uluslararası fonlara, kalkınma ajansı fonlarına başvurular yapmaya başladık bu belediyelerimizle birlikte. Çalışmalarımızda gördük ki bazı belediyelerimiz kalkınma ajanslarının bize para vermeyeceğini düşünüyor ve oralara proje yazmama eğilimine giriyor. Bunu yapmayalım arkadaşlar. Kalkınma ajansları bakanlıkların uluslararası kaynakların tümüne başvurun ve o kaynaklar bizler için oluşturmuş kaynaklar, o kaynaklar bizim de hakkımız var, bizim de payımız var. Asla nasıl olsa vermezler deyip bu alanları boş bırakmayalım, hakkımızı arayalım, vermediklerinde de ifşa edelim ve hakkımızın gaspına asla izin vermeyelim. 16 belediye ile başladığımız pilot proje geliştirme çalışmalarını halka halka yeni belediyelerimizi de ekleyerek devam edeceğiz. Ocak ayından itibaren bölge çalıştaylarına başlayacağız. Coğrafi yakınlıkları olan belediyeler, ortak sorunları olan belediyeler, benzer temalara yatırım yapabilecek olanları bir araya getirip tüm finansal kaynak mekanizmalarını harekete geçirmek için çalışmalar yapacağız. Belediyelerin merkeze mahkum haline getirilmesi tehlikesini dayanışma ve yaratıcı fikirlerle mutlaka aşacağız. Kaynaklarımızı kendimiz yaratmaya önem vereceğiz ve içimizdeki dayanışmayı karşılıklı fayda temelinde de mutlaka ve mutlaka bir başarıya dönüştüreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'de belediyeler arasında kurulacak dayanışma ilişkisi araç gereç tedarikinin yardımının ötesinde olmalıdır. Avrupa ve dünya örneklerine baktığımızda günümüzde artık kardeş belediyeciliğin karşılıklı bir sinerji yaratma işi olduğunu görüyoruz. Kent ekonomisinin canlandırılması için çalışıp evlerde ekonomik refahı geliştirip huzuru sağlayarak ülkede mutlaka ama mutlaka söz verdiğimiz gibi huzuru tesis edeceğiz. Hiç kimsenin borcu yüzünden, geçim derdi yüzünden, çoluğunun çocuğunun yüzüne bakamaz hale gelmesine, onurunun incinmesine, acı sona doğru yürümesine, karanlığa doğru gömülmesine asla izin veremeyiz. Bizim ülkede ve dünyada en ihtiyaç duyduğumuz şey huzur ve biz bu huzuru hep birlikte sağlayacağız. Son olarak tekrar etmek istiyorum. 7 ayda çok iyi bir başlangıç yaptık. Bundan sonra da çok iyi devam etmek zorundayız. Sonuçta insanımız kazanacak, ülkemiz kazanacak. Ben bu toplantıya ev sahipliği yapan, başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız ve İl Başkanımız olmak üzere bütün çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum ve bu çalıştayımızın başarılı ve verimli geçmesini diliyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Genel Başkan Yardımcımız Seyit Torun'a çok teşekkür ediyoruz. Sayın Genel Başkanım, bundan önceki çalıştayımızda bugünkü gerçekleştirdiğimiz çalıştay arasında bir fazlalığımız var. Adıyaman Kesmetepe Belediye Başkanımız Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. Hasan Koca'ya bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi'ne hoş geldiniz diyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer yöneticileri, İzmir İl Başkanım, Sayın Milletvekilleri, çok değerli belediye başkanlarım,
yazılı görsel ve internet medyasının temsilcileri, saygıdeğer konuklar. Efendim konuşmalarını yapmak üzere demokrasiye, eşitliğe, özgürlüğe, hukukun üstünlüğüne, susamış milyonlara baharı getirme sözünü 31 Mart Yerel Seçimleri'nde veren Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu buraya davet ediyorum efendim. Efendim hepinize merhabalar. Seçimlerden sonra yaptığımız ikinci toplantı. İlk toplantıda karşılıklı düşüncelerimizi birbirimize aktarmıştık. Sizler heyecanlıydınız bugün olduğu gibi. Güzel şeyler yapmak istiyordunuz, çalışmak istiyordunuz. Ve bugün yerel seçimlerin 7 ayını devirdik. İkinci toplantımızı yapıyoruz. 7-7,5 aydan sonra ben buradan bütün vatandaşlarıma seslenmek isterim. Hangi partiden olursa olsun, hangi kimlikten, inançtan, yaşam tarzından olursa olsun, ben bugün bütün belediye başkanlarımızın önünde bütün belediye başkanlarımızı kutlamak istiyorum. Hepiniz sağ olun, var olun diyorum. Hoş geldiniz diyorum. Diyeceksiniz ki, ne oldu da bizi kutluyorsunuz? 7,5 aylık dönemde çok şey oldu. Çok güzel şeyler yaptık. Hep beraber yaptık. Birlikte mücadele ettik. Birbirimize danıştık. Yanlışlarımız varsa süratle düzelttik. Doğrularımız varsa doğruları büyütmeye çalıştık. Karşılıklı haberleştik. Büyükşehir belediye başkanlarımız belli aralıklarla bir araya geldiler. Ortak politika, ortak hedefler belirlediler. Bu ne demektir biliyor musunuz? Yerel yönetimlerde ilkleri yazıyoruz. Tarihte yerel yönetimlerde ilkleri yazıyoruz. Bu da bize nasip oldu. Bunu da biz yapıyoruz. Yaptığınız işin çok değerli olduğunu bütün Türkiye'nin bilmesi lazım. Ve bizim de bunu anlatmamız gerekiyor. Sıradan bir iş yapmıyorsunuz. Sıradan bir görev de üstlenmediniz. Bulunduğunuz beldenin sorunlarını çözmede halk size yetki verdi. Siz o yetkinin gereğini yerine getiriyorsunuz. Ama bunu yerine getirirken önünüze engeller çıkabilir. Birileri engellemek isteyebilir. Bunların hiçbir önemi yoktur. Azim ve kararlılıkla bütün sonuçları elde etmek mümkündür. Biz bugün önümüze çıkarılan bütün engelleri aşan belediye başkanları olarak toplanıyoruz. Birlikte mücadelenin, beraber mücadelenin, bir hak mücadelesinin, vatandaşa hizmet mücadelesinin ne kadar değerli olduğunu halka anlatmaya çalışıyoruz. Size bir teşekkürüm var. Baştan söyledim. Neden? Birincisi şu. Devraldınız. Özellikle başka partilerden belediye başkanlığını devralan arkadaşlarıma sesleniyorum. Ve vatandaşlarıma sesleniyorum. Yönetimi devraldılar. Çok zor bir tabloyu devraldıklarını gördüler. Belediyenin borç batağında olduğunu da gördüler. Bir tabloyu çıkardılar. Ama hiçbir belediye başkanımız bir enkaz edebiyatının arkasına saklanmadı. Bu da bizim tarihimizde biriktir. Biz önümüzdeki tablo ne kadar ağır olursa olsun bunları aşma gücüne ve yeteneğine sahibiz algısını toplumun belleğine kazıdınız. O nedenle size teşekkür ediyorum. Enkaz edebiyatı yok. Enkaz edebiyatının arkasına sığınıldığı zaman sığınılabilir mi? Evet. Ama o zaman ben görevimi yapamıyorum algısı çıkar ortaya. Biz koşullar ne kadar zor olursa olsun, mali koşullar ne kadar zor olursa olsun hepsini aşabilecek
yetkiye sahibiz, kabiliyete, yeteneğe sahibiz dediniz. Bu açıdan bizim için çok önemli değerli arkadaşlarım. Ve sizlere bu çerçevede teşekkür etmekte bu partinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak benim görevimdir. Başka bir şey daha yaptınız. O nedenle de ben belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. İsraf haramdır diyoruz. Saraydakiler de israf haramdır diyorlar. Sokaktaki çocuk da israf haramdır diyor. En yaşlımız da israf haramdır diyor. Hangi inançtan ve kimlikten olursa olsun 82 milyon vatandaşımız da israf haramdır diyor. Ama israf denizinde yüzüyorlar. Siz bir şey daha yaptınız. İsraftan özenle kaçındınız. Tasarruf yaptınız. İsraftan özenle kaçınarak bir beldenin, bir belediyenin, bir büyükşehir belediyesinin hakkıyla, hukukuyla ve adaletle nasıl yönetileceğini bütün Türkiye'ye gösterdiniz. Bu açıdan da hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Sade bir belediye başkanlığı, güven veren bir belediye başkanlığı. Güveni tetikleyen ana unsur israftan kaçınmaktır. Şatafattan kaçınmaktır. İsraftan ve şatafattan kaçıldığı andan itibaren siz sokakta daha rahat yürüyeceksiniz. Çünkü yapılan her israf vatandaşın cebinden çalınan para demektir. Oysa siz vatandaşın cebinden alınan her kuruşun hesabını vatandaşa hizmet olarak götürdünüz. Ne zaman? 7,5 ayda yaptınız bunu. Bu güven bundan sonra da artarak mutlaka devam etmeli değerli arkadaşlarım. Sadece iki örnek vereceğim. Sadece iki örnek. Biri büyükşehir, birisi de bir ilçe belediyesi. Ankara Büyükşehir Belediye'miz. 7,5 ayda. Nisan 2019'la 25 Ekim 2019 arasında 387 milyon 821 bin 378 lira bütçe fazlası verdi. Batak içinde olan bir belediyeden 7,5 ayda geldiğimiz noktadır. Yeni aldığımız bir belediyedir. 20-25 yıl sonra aldığımız bir belediyedir. 20-25 yıl içinde yapılan israfı düşünün. Harcanan paraları düşünün. Bir başkent, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkenti bir başkent kimliğinden uzaklaştırıldı. Bir kasabaya dönüştü neredeyse. Yüksek binaların olması oranın başkent olduğu algısını pekiştirmez değerli arkadaşlarım. Lüks binaların olması değiştirmez bunu, bu tabloyu. Orada siz vatandaşla güven içinde aldığınız her kuruşun hesabını veren güven içinde bir yönetim yapıyor musunuz? Ankara'nın tarihine ve kimliğine saygı duyuyor musunuz? Sahip çıkıyor musunuz? Ankara'nın kültürünü bütün dünyaya tanıtıyor musunuz? Tanıtmıyorsanız olmaz. Biz bunu yapıyoruz. Bir de başka bir örnek daha vereyim. Rize Fındıklı Belediye'mizden. 25 yıl sonra orayı da kazandık. 4 Nisan 2019'dan bugüne 820 bin lira borç ödendi. 820 bin lira. Bir büyükşehir belediyesi değil, bir il belediyesi de değil, mütevazi bir belediye. 820 bin lira borç ödendi, 600 bin lira da tasarruf yapıldı. Ne yaparsınız? Sadece belediye başkanlarımıza teşekkür edersiniz. Ben o nedenle sizlere teşekkür ediyorum. Verdiğiniz mücadele, harcadığınız her kuruş bu ülkenin insanına helal olsun dedirtecek size. O nedenle sizler görev yaparken hem CHP'nin tarihi mirasını taşıyorsunuz, hem bu ülkeye, beldeye, ilçeye, büyük ile hizmet ederken de bu hizmetin bir anlamda ne kadar değerli olduğunu topluma aksettiriyorsunuz. Size bir teşekkürüm daha var. Bütün Türkiye duysun diye anlatıyorum bunları. Herkes duysun diye anlatıyorum bunları. Saraydaki zat da duysun diye anlatıyorum bunları. Size bir teşekkürüm de şeffaflık. Bütçenin şeffaflığı. İhalelerde şeffaflık.
Meclis toplantılarını halka açık yapıyorsunuz. YouTube'dan yayınlıyorsunuz. İsteyen beldede, ilde, ilçede isteyen her kişi meclis toplantılarını televizyonda izler gibi izleyebiliyor. Düne kadar yoktu bunlar. Düne kadar saydamlık diye bir kavram yoktu. Şeffaflık diye bir kavram yoktu. Ya ihaleyi kaça yaptın diye soruyoruz. Buna bile yanıt alamıyorduk. Yine onların belediyelerinden bu yanıtı alamıyoruz. Ama bizim belediyelerimiz, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeleri, yani halkın seçtiği ve yerel iktidara taşıdığı belediye başkanlarımız şeffaflık konusunda üstlerine düşeni yapıyorlar. Bu da bir ilktir değerli arkadaşlarım. Bu kadar geniş ve yaygın belediye meclisi toplantılarının YouTube üzerinden halka yayınlanması bir ilktir. Dolayısıyla ben yine hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Bir şey daha. Katılımcılık. Hep şunu söyledik. Birlikte yöneteceğiz. Beraber yöneteceğiz. Hiç kimseyi dışlamayacağız. Herkesi dinleyeceğiz dedik. Bunun da gereğini yerine getiriyoruz. Belediye başkanlarımız yerlerine getiriyorlar. Muhtarlarla, sivil toplum örgütleriyle, meslek kuruluşlarıyla bir araya geliyorlar. Hatta doğrudan vatandaşın katılımıyla da pek çok proje üzerinde çalışmalar yapılıyor. Bu konuda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bir çalışma belki de bizim siyaset tarihimizin bir ilki olacak. Yüz binlerce kişinin görüşü alınarak projeler oluşturulmaya başlanıyor. Bu ne demektir? Ben yaptım olduğu mantığından siyaseti kurtarmak demektir. Her şeyi ben bilirim mantığından siyaseti koparmak demektir. Bu ortak aklı, beraberliği, istişarenin ne kadar değerli olduğunu Türkiye'ye ve bütün dünyaya anlatmak demektir. Eğer sosyal yardım yapacaksanız, muhtarı göz ardı ederseniz doğru olmaz. Kentin mimarisiyle ilgili karar alıyorsanız, meslek kuruluşlarını göz ardı ederseniz doğru olmaz. Dolayısıyla belediye başkanlarımız bu konuda da yeni bir sayfa açtılar bütün Türkiye'de. Ve bütün vatandaşlarımın bu gerçekleri bilmesi lazım. Başka bir şey daha var değerli arkadaşlarım. Yine teşekkür ederim. Özellikle bütün belediye başkanlarımıza. Malum bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Ekonomik krizin toplumsal ve sosyal boyutları var. Aç yatan yüz binlerce çocuk var. Aç yatan. Bu coğrafyada. 17 yıldır bu ülkeyi yönetenler cepleri için çalıştılar. Bir daha söylüyorum. Kızacaklar. Bir daha söylüyorum. 17 yıldır bu ülkeyi yöneten bir avuç insan sadece cebi için çalıştı. Vatandaş için değil. Sadece cebi için. Dolayısıyla geldiğimiz ekonomik krizin geniş halk kitlelerini vurduğunu ve mutfaklarda yangın olduğunu görüyoruz. Kendisini yakan insanlar, intihar eden insanlar. Onu geçtik, toplu intiharların olduğu bir sürecin içine girdi Türkiye. Ve bizim belediye başkanlarımız sosyal yardımları da belli bir çerçevede hayata geçirmeye başladılar. Ekonomik krizi, en azından ekonomik krizin sosyal yansımaları ne yapabiliriz de mutfakları daha az vurabilir diye bir arayışın içine girdiler. Bu da bizim için çok değerlidir. Değerli arkadaşlarım. Bir örnek vereceğim. Yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızdan bir örnek vereceğim. Bu yıl dar gelirli yoksul 30 bin dar gelirli yoksul 30 bin üniversite öğrencisine burs verilecek, yardım yapılacak. Miktarı 96 milyon. Eski parayla 96 trilyon lira. Nereden buldu bu parayı? İsraftan yaptığı israfı engelleyerek, israfı önleyerek. Geliri bir yerden artmadı. Ama israfı kesti. Kime veriyor? 30 bin fakir, dar gelirli ailelerin üniversitede okuyan çocuklarına veriyor.
Bu toplumsal barışımız açısından üniversitede okuyan çocukların zamanlarını daha fazla derse ayırmaları açısından son derece değerlidir değerli arkadaşlarım. İsrafı önlüyoruz. Tasarrufları halk için kullanıyoruz. İsrafı nasıl önlediğimizi de beldeye de, ilçeye de, ile de, büyük şehre de, halka, vatandaşlara anlatmak zorundayız. Bunları anlatacağız. Ben değerli belediye başkanı arkadaşlarım, 1000 liranın altında emekli aylığı alan var mı yok mu tartışması çıktı. Rakam verdim. 1000 liranın altında dul ve yetim aylığı alan kişilerin sayısını verdim. 847.643 kişi. Dediler ki böyle bir şey yok. Bakın değerli belediye başkanı arkadaşlarım ve bizi televizyonları başında izleyen değerli vatandaşlarım. Bu Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Eylül 2019 tarihli istatistiği, tablosu. Benim değil, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun. Ne zaman? Eylül 2019. En başta 1000 liranın altında aylık alanlar var. Ne kadar? 847.643 kişi. Ben doğruları söyledikçe onlar yalanla halkı kandırmaya çalışıyorlar. Değerli arkadaşlarım, gerek bu partinin genel başkanı olarak ben, gerek belediye başkanları olarak siz, halka doğruları söyleme konusunda bir geleneği özenle ve kararlılıkla sürdürmek zorundayız. Ne söylerlerse söylesinler, hangi gazeteleri olursa olsun, hangi televizyonları olursa olsun, gerçeğin önünde hiç kimse bir engel olarak duramaz. Gerçek farklı bir şeydir. Acıdır gerçek, biliyorum. Bazen birileri için sorunlu da olabilir, onu da biliyorum. Ama gerçek değişmez. Güneş balçıkla sıvanmaz. 800 bin kişi, 800 binden fazla kişi 1000 liranın altında aylık alıyor. 1000 liranın. 1000 liranın altında aylık alıyor. 21. yüzyılın Türkiye'sinde. 17 yıldır bu ülkeyi yönetenler Türkiye'yi ne hale getirdiler? 17 yıldır. Cepleri için çalıştılar. Vatandaş için değil. Cepleri için çalıştılar. Fakir fukara için değil. Cepleri için çalıştılar. Yakınları için, dünürleri için, akrabaları için, oğulları için, torunları için çalıştılar. Biz kimin için çalışıyoruz? Vatandaş için. Bu ülkenin hiçbir ayrım yapmadan bütün vatandaşları için çalışıyoruz. Siyasette yeni bir süreci birlikte başlattık ve birlikte götüreceğiz. Birlikte başlattık, birlikte götüreceğiz. Yeni bir siyaset, yeni bir siyaset anlayışı. Ahlaklı bir siyaset, adaletli bir siyaset. Hiç kimseyi ötekileştirmeyen bir siyaset. Bunu yapacağız değerli arkadaşlarım. Ankara Büyükşehir Belediye'mizde 250 bin öğrencinin ulaşımını ucuzlattı. 250 bin öğrenci. Ankara için çok değerli. Değerli arkadaşlarım, aile sigortası kavramı bizim daha önceki seçimlerde dile getirdiğimiz ve ayrıntılarını da broşürler haline getirip kamuoyuyla paylaştığımız bir projemizdi. Bazı belediye başkanlarımız kendi bölgelerinde yoksul vatandaşlarla ilgili aile sigortasının bir benzerini uygulamaya çalıştılar. Adana'da Seyhan'dan, Ankara'da Yeni Mahalle Belediye'miz buna benzer uygulamaları yaptı. Şimdi Ankara Büyükşehir bu uygulamayı kart üzerinden bütün Ankara için yapacak. Bütün Ankara için yapacak. Düşünebiliyor musunuz? Ülkeyi yönetenler bunu beceremiyorlar. Ama biz yerel yönetimlerde bunu yapıyoruz. Bu şunu gösteriyor. Kim fakirin, fukaranın yanında? Kim yoksulun yanında? Kim garibanın yanında? Hiçbir ayrım yapmadan, bu bizim partilimiz ya da bizim partilimiz değildir demeden, hayat standardı düşükse onun yanında olan belediye başkanlarımız var ve ayrım yapmıyorlar. Bu da bizim için değerli değerli arkadaşlarım. Ve kreş yapacağız. Söyledim daha önceden de.
yoksul mahallelerden başlayarak, fakir mahallelerden başlayarak her mahalleye kreş yapacağız. Her mahalleye. Çoğu belediye başkanımız yaptı. Yapmaya da devam ediyor. İstanbul Büyükşehir'de bir karar aldı. 150 mahalleye 150 kreş. 150 mahalleye 150 kreş yapacağız dedi. Ve cepten 5 kuruş para çıkmadan. Şehir hastanelerinin benzeri değil ama. Diyordu ya şehir hastaneleri için. Ey Kılıçdaroğlu sen bunu bilmezsin. Bütçeden 5 kuruş para çıkmıyor. Bir baktık bütçeden yapıldığı yıl 2000 Faik Bey 2019'da değil mi? 6 milyar lira. 6 milyar lira. 20 milyar liraya kadar çıkacak bu. Takvimi koydular önümüze. Ama İstanbul Büyükşehir'in yaptığı 150 kreş için belediyeden hiç para çıkmayacak. Gönüller yapacak bunu. Ne demektir bu? Çocuğunu güven içinde anne getirip okula verecek. Yoksul ailelerin çocukları orada iyi bir eğitim alacaklar. Sosyalleşecekler. Şiir okuyacaklar. Arkadaşlarıyla konuşacaklar. Resim yapacaklar. Şarkılar söyleyecekler. Ve o anne kent kültürünü tadacak. Alışverişini yapacak. Taziyeye gidecek. Düğüne gidecek. Akrabalarına gidecek. Gezmeye gidecek. Sinemaya gidecek. Ona bu imkanları bizler vereceğiz. 17 yılda yerel yönetimlerde de 25 yılda yapamadıklarını kent kültürünü içselleştiren Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları olarak sizler yapacaksınız. Ve sizlere bir teşekkürüm daha değerli arkadaşlarım. Kooperatifçilik konusunda belediye başkanlarımızın duyarlı davranması. Pek çok ilde, ilçede, beldede kadınları bir araya getirip kooperatif kurarak onların daha iyi gelir elde etmelerine, alın teriyle gelir elde etmelerine imkan sağladınız. Bu aynı zamanda kırla kent arasındaki gelir dağılımının dengelenmesi açısından da çok önemli. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün önemli bir toplantısı var İzmir'de. Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu şu anda İzmir'deler. Belediye başkanları çalıştayı var, önemli toplantılar var. Sayın Serdar Aksoy, hemen belediye başkanımızla da bu konuyu değerlendireceğiz. Sayın Başkan, yayınımıza hoş geldiniz. Evet, çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Siz nasılsınız? İyisiniz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Tabii evet. Bugün çalıştay için CHP'li belediyeler olarak buradasınız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak önemli bir organizasyona imza atıyorsunuz. Hatta başlığı da okumak isterim. Evet. Kardeş kentler, çağdaş kentliler. Doğru. Bu gündem başlığıyla buradasınız. Neler söylemek istersiniz? Şimdi bu 31 Mart'tan sonra partimizin yapmış olduğu ikinci çalıştay. Bir çalıştay Afyon'da yapılmıştı. İkinci çalıştay da şu anda İzmir'de yapılıyor. Bu aslında genel başkanımızın ve genel merkezimizin yerel yönetimlere bu dönemde ne kadar fazla önem verdiğini de gösteren, burada artık bir başarı hikayesinin olmasını istediğini belirten iki tane toplantıydı. Bu toplantılar devam edecek gözüküyor. Çalıştaylar devam edecek gözüküyor. Genel merkezimiz bir şekilde hem genel belediye başkanlarının performansını burada ölçme durumunda oluyor. Aynı zamanda da burada bir şekilde belediyecilikle alakalı farkındalıkları yaratma noktasından hareket ediyor. Bu da ikinci çalıştayımız. Gayet de güzel gidiyor. Evet. Sıkıntı gerek yok. Cumhuriyet Halk Partisi açısından. Evet. Gerekse İzmir ve tabii ki Menemen açısından. Bugün gündeminizde neler var? Neler konuşuyorsunuz? Ne gibi projeler evet, masaya yatırıyorsunuz? Şimdi bu yeni yerel yönetimle alakalı biliyorsunuz mecliste bir görüşmeler zinciri var. Yeni yerel yönetimlerle alakalı önümüzdeki süreçte yeni bir tasarı gelecek. Bu tasarıyla alakalı görüşlerimizi bildirdik. Bu tasarıda neler olması gerektiğini, nelerin olması durumunda belediyelerin ellerinin daha rahatlayacağını konuştuk. Bundan sonraki toplantımızda, ikinci oturumumuzda kardeş şehirler, kardeş şehircilik, kardeş şehirlerden anladığımız nedir? Burada nasıl bir yol, yöntem izleyeceğiz? Çünkü daha önceki dönemlerde biliyorsunuz, işte kardeş şehir ilan ediyorsunuz. Sadece turistik amaçlı gidip gelmekten başka yaptığınız biraz bir şey yok. Sanki. Yani tabii şimdi kardeş şehir, hangi noktalarda kardeş şehirsiniz? Kültürel entegrasyon nasıl sağlanacak? Ekonomik entegrasyon
nasıl sağlanacak? Bunlar konuşulacak. Ama bu ilk bölümde özellikle bu yasa tasarısıyla alakalı görüşlerimizi belirttik. Beklentilerimizin ne olduğunu söyledik. Çünkü dikkat edin, İstanbul'da şu anda Boğaz'daki durumla alakalı merkezi yönetim yerel yönetime, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne müdahalede bulunuyor. Düne kadar müdahale etmedin, bugün müdahale ediyorsun. Burada merkezi iktidarın yerel yönetimleri bir şekilde işlevsiz hale getirme, iş yapamamaz durumuna getirme noktasından hareket ettiğini görüyoruz. Bizlerin de burada yerellerin nasıl güçleneceğini, nasıl güçlenmesi gerektiğini ve bunun yasal karşılıklarını içeride konuşuyoruz. Aslında uzun süre Sayın Başkan, Türkiye'de yerinden yönetim mi, Ankara'dan yönetim mi konusu çok tartışıldı. Evet. Bu konuya şu anda biraz aykırı davranıldığını düşünüyorsunuz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında bu yerinden yönetim ya da ADM merkezi yönetim deniliyor buna daha çok. ADM merkezi yönetim ilk defa, Allah rahmet eylesin, Turgut Özal döneminde gündeme gelmişti. Evet. İlk defa onun döneminde gündeme gelmişti. Ve o günden bugüne, 80'li yıllardan buraya aşağı yukarı 30 küsur 40 yıl geçmiş. Hala daha aynı noktadayız. Burada seçilmiş olan bir belediye başkanı ve seçilmiş olan bir belediye meclisi var. Peki buradaki yönetim kimde? Seçilmiş olandadır. Evet. Seçilmiş olandadır. Yani belediye başkanı ve belediye meclisindedir. Gelirleri arttırma, finansmanını arttırma, şehrin süretinden tutun, imar yapısından tutun, çöp toplamasına kadar tamamından sorumlu olanın belediye olması gerekiyor ve finansman kaynaklarını, yeni kaynaklar yaratma noktasında da belediyenin olması gerekiyor. Burada ADM merkezi yapıya geçmemiz gerekiyor. Elbette merkezi iktidarın bir takım kafasında soru işaretleri vardır. Kimi vatandaşlarımızın vardır. Özellikle terörden kaynaklı olarak bir takım soru işaretleri vardır. Ama kentlerimizin daha yaşanabilir hale gelebilmesi için, daha çağdaş kentlerde yaşayabilmemiz için bizim ADM merkezi yapıya geçmemiz gerekiyor. Bu açık, bu çok net. Evet, sizlere başarılar dilerim. Ben çok teşekkür ediyorum. Sizin aslında de yolunuz açık olsun. Daha geniş bir oturumda inşallah sizinle menemeni konuşacağız. Hayır, inşallah. Sizin de yolunuz açık olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ görüşmek olun. Üzere. Sağ olun. Başkanım buyurun. Evet. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yayınımıza. Merhaba. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çalıştayımız hayırlı olsun. İlçemiz açısından, İzmir ve ülkemiz açısından Çalıştay'da sanırım önemli konuları masaya yatırıyorsunuz. Buyurun. Evet. Gerçekten çok faydalı bir Çalıştay oluyor bu Afyon Çalıştayından sonra. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesiyle ilgili neler yapabiliriz? Bu konularla ilgili tüm belediye başkanları kendi görüşlerini söylüyorlar. Özellikle içimizde bizim masada masa Çalıştaylar. Çok deneyimli belediye başkanları var. 10 yıllık, 15 yıllık üstadlar var. Onların görüşlerinden de faydalanıyoruz biz aynı zamanda. Ama sonuçta dediğim gibi çok güzel fikirler çıkıyor. Bu yeni oluşturulacak olan yerel yönetimler reformuna katkı koymak için bizlerden de görüş muhakkak alır bu Ankara'da hazırlanan bu reformla ilgili, yasayla ilgili. Oraya güzel fikirler gidecek. Ben şunu diyorum, 7 aylık bir belediye başkanı olarak şunu gördüm. Tüm kamu kurumlarının beklentileri, hizmet beklentileri belediyelerden. Ama bunun karşılığında görüyoruz ki her geçen gün belediyelerin gücü azalıyor, ekonomisi zor duruma zorlaşıyor, mali sıkıntılar içine giriyorlar. Yani tüm kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet beklentisi belediyelerden, buna paralel olarak belediyelerin yetkileri güçlendirilmesi lazım. Ekonomik yapısı güçlenmesi için belediyelere bilhassa ilde veya ilçede hangi belediye ise toplanan vergilerden muhakkak bir pay verilmesi lazım. İl belediyelerine, büyükşehir belediyelerine bu paylar veriliyor ama ilçe belediyelerine verilmiyor. Muhakkak ilçe belediyelerinin de gelir arttırıcı merkezi hükümet tarafından bir şeyler yapılması lazım.
Çünkü hepimizin bildiği gibi tüm belediyeler ekonomik zorluk içinde, maaşlarını ödeyememe zorluğu içerisinde. Bununla ilgili de güzel fikirler çıkıyor. İnşallah dikkate alınır bu yerel reform paketinde. Tüm belediyeler daha sağlıklı yapıya kavuşacak. İnşallah Sayın Başkanım, tabii Dikili'yi inşallah bir oturumda, geniş bir oturumda sizinle enine boyuna konuşuruz. Bugün bütün Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımız burada olduğu için zamanımız az. Tamam. Ama söz Dikili'de inşallah. Siz evet. Sizleri konuşur. Dikili'de ağırlamaktan, Dikili. Konuk etmekten büyük mutluluk duyarız. En kısa zamanda çok bekliyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Başarılar. Evet Sayın Başkanlarımızı, Sayın Başkanım buyurun. Karşıyaka Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay. Doktor Cemil Tugay. Sayın Başkanımızla seçim döneminde de uzun uzun konuşmuştuk. Evet Sayın Başkanım, çalıştayımız hayırlı olsun. Sağ olun. Siz neler söylemek istersiniz? Projelerinizden, çalışmalarınızdan neler konuştunuz? Biraz alabilirim. Valla şimdi bu Çalıştay ikinci oluyor biliyorsunuz. Evet. İlkinde olan format bunda da aynı şekilde devam edecek, öyle görüyorum. Önce herkes farklı masalarda işte farklı temalar üzerinde kendi düşüncelerini paylaşıyor ve buradan bir istatistiksel sonuç çıkıyor. Bu şekilde genel olarak hani şu andaki mevcut belediye başkanlarımız hangi konularda çalışma yapıyorlar, hangi hassasiyeti taşıyorlar, bununla ilgili bir istatistiksel sonuç ortaya çıkıyor. Bunun üzerine bir tartışma olacak bunun bir sonraki aşamasında. Bir de genel merkezin bize tavsiyeleri niteliğinde ya da uzman kişi ya da kuruluşların yaptığı çalışmaları işte anlatması şeklinde seminer tarzında bir bölüm var. Bu da bugün öğleden sonra ve yarın gerçekleşecek. O bölümden de oldukça yararlanıyoruz. Çünkü partimizin, genel merkezimizin izlemek istediği genel politikayı yerelde uygulamamız için bize rehber oluyor. Bu arada sosyal yönü var tabii olayın. Birbirimizle tanıma, konuşma, birbirimizin yaptıkları hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunma fırsatı oluyor. Oldukça zengin, doyurucu bir toplantı. Bu da öyle görünüyor. Teşekkür ederiz başkanım. Biz de Ege TV olarak sizleri ağırlamaktan onur duyuyoruz. Sağ olun. İnşallah karşı yakayı başka bir zaman, bugün biliyorsunuz zamanımız az, tabii, eline tabii. Boyuna konuşuruz. Sizlere başarılar dilerim. Her zaman. Ben de size çok başarılar dilerim. Kolay sağ gelsin. Sağ olun. Evet, Denizli'den Sayın Başkanım buyurun. Denizli Başkanım hep birlikte. Buyurun, zamanımız az. Şey yapalım. Arkadaşlar şey de yapabiliriz. Başka İzmir'den de misafirimiz varsa başkanım buyurun lütfen. Olur mu? Evet. Efendim Denizli'den Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımız İzmir'de çalıştaya katılıyorlar. Bozkurt Belediye Başkanımız Honaz, Selenhisar, Babadağ ve Merkez Efendi belediye başkanlarımızla biraz hem Denizli hem Çalıştay'ı konuşacağız. Sayın Başkan, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çalıştay'ınız hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Güzel bir sinerji, güzel bir toplantı sizin adınıza, en azından bizim için de öyle. Evet. Neler söylemek istersiniz? Şimdi 251 tane Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı ve genel başkanımızla beraber olmak zaten bizim için büyük bir mutluluk. Daha önce Afyon Sandıklı'da bir çalıştay yapmıştık. Onun konusu farklıydı. Bu çalıştayımızın konusu da yerel yönetimler reformu ve yerel demokrasi buluşması. Burada aynı zamanda kardeş kentleri de konuşacağız. Sabahki açılışımızdan sonra şimdi ortak akıl masalarında, örneğin benim ortak akıl masamda yaklaşık 11 tane kendi ölçeğindeki belediyelerimizle beraber 6360 sayılı Büyükşehir Yasası'nın bize getirdikleri ya da bizden aldıklarıyla ilgili çok güzel bir oturum gerçekleştirdik. En azından yanımdaki Mersin Mezitli Belediyesi'nin çektiği sıkıntının benimle aynı olup olmadığını, bir İzmir'deki Menderes Belediyesi'nin
sıkıntısının ya da artısının ne olduğunu bu şekilde ortak akıl masalarında gördük. Ve bir ortak sonuca ulaşmak için de herkes kendi sıkıntılarını, kendi çalışmalarıyla ilgili, yerel yönetim yasasıyla ilgili sıkıntılarını bir ortak akılda buluşturduk. O nedenle çok faydalı buluyorum ve gerçekten bilim ışığında yürürsek yerel yönetim, yerinden yönetim diyoruz ve bunu da sağlamak için biz derman belediyeciliği uygulayan belediyeler olarak hazırız diyoruz Türkiye'ye. Teşekkür ediyorum. Evet, biz teşekkür ederiz. Başkanım, siz de yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle burada bulunmak gerçekten hem öğretici hem de ne kadar güçlü olduğumuzu gösteriyor. Ben akademisyenken öğrenen örgütler konusunda çalışmıştım. Şimdi de öğrenen belediyeler konusunda canlı olarak bunun içindeyim. Gerçekten öğreneceğimiz çok şey var. Öğreteceğimiz çok şey var. Gelecek yüzyılları hazırlamak için yaşadığımız kentleri birlikte ne yapabiliriz tartışıyoruz. Ortak akıl masalarında beyin fırtınaları oluşturuyoruz. Örneğin benim masamda Yeni Mahalle, Ankara Yeni Mahalle Belediye Başkanımız var. Bir duayen belediye başkanı. Onun tecrübelerinden faydalanıyoruz. Öğretici bir etkinlik, çok da güzel bir etkinlik. Aynı zamanda birbirimizin sinerjisini ortaya koyuyoruz. Birbirimizin zorluklarına karşı çözüm önerilerini tartışıyoruz. Çok yararlı, çok faydalı bir etkinlik. Ben başta genel başkanımız, genel başkan yardımcısı olarak hepsine teşekkür ediyorum bizleri böyle buluşturduğu için. Evet. Tabii Sayın Hisar Belediye Başkanımız, bir hem CHP'leri sevindirdiniz, üzdünüz, gittiniz, geldiniz. Ama görüyorum ki başkanlarımız da sizi öyle sağlama almışlar başkan. Tam ortadasınız. Öyle gidecek yeriniz yok. Hüseyin Gemi bizimdir, evet. Bizimledir. Evet, tabii ufak tefek sıkıntılar yaşadık. Yani, tabii bu benim açımdan Cumhuriyet Halk Partisi'nin gönül vermiş biriz açısından önemli bir olaydı. Ben 35 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde siyaset yapan bir siyasetçiyim. Partinin çok değişik kademelerinde bulundum. İlçe başkanlığı, meclis üyeliği, sade üyelik, belediye başkanlığı, üçüncü dönemim. Gerçekten ben partimin başarısı için, partimin kazanımlarının artması için, yani dar kadro siyaset yapıp küçük olsun, benim olsun değil, büyük olsun, hepimizin olsun. Biz iktidar yürüyoruz. İktidar hep beraber yürümemiz gerekir. Ben bu hassasiyetlerden dolayı bana öyle bir karar almaz, hani o aşamaya getirdiler. Ben de üzgünüm mutlaka. Yani gerçekten çok sıkıntılı zaman geçirdim. Ama artık bugünden sonra biz o günde işte kararımızdan döndükten sonra, ki benim partililiğim kesinlikle tartışılmaz. Benim başka bir partide siyaset yapmam söz konusu olamaz. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin çatısı içerisinde siyasete başladım. Bu Cumhuriyet Halk Partisi çatısı içerisinde siyaset yapmaya devam edeceğim. Bu Çalıştay'da da gerçekten güzel bir Çalıştay oluyor. Biz ilk önce, yaklaşık 3 ay önce Afyon'da toplandık. Sayın Genel Başkanım ve parti yönetimim belediyelere gerçekten çok büyük önem veriyor. Genel iktidarın yerel iktidardan geçeceğinin bilincindeler. Ve bizim ne yapmamız gerektiğimizi, bizim çalışmalarımızı yakından takip etmekteler, bize yön vermekteler, bize bilgilendirmekteler, bizim işimizi kolaylaştırmaktalar. Bu çalıştayda bizim önümüzdeki yerel yönetimler yasasının konuşulup tartışılması, büyükşehir yasasının konuşulup tartışılması, bizim genel merkeze, bizim bilgilerimiz doğrultusunda veya bizim önerilerimiz doğrultusunda genel merkezin bir siyaset yasa teklifi görüşülürken bir ortak akılla orada bizim istediğimiz yönde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir şey oluşup ortak kanısı oluşup orada daha iyi, verimli bir yerel yönetimler yasasının çıkması için gayret gösterecekler. Bu da çok önemli. Kardeş belediyecilik çalışmalarımız var. Yani burada çok güzel şeyler oluyor. Ben burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Aynı zamanda bizlere de söz verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Sayın Başkanım. Merhabalar. Evet. Biz de 31 Mart yerel seçimlerinden sonra bugün bütün belediye başkanlarımızla ikinci çalıştayımızda İzmir'de birlikteyiz. Karışık olsun.
Evet, 31 Mart'tan sonra ikinci çalıştayımızda bütün Türkiye'deki belediye başkanlarımızla hep birlikte bugün İzmir'de bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Yarın akşam üzeri inşallah toplantımız sona erecek. Bu çalıştaylar, bu toplantılar bizim birlik beraberliğimizi, ne kadar büyük ve büyük güçlü bir aile olduğumuzu göstermemiz açısından hakikaten çok önemli. Vatandaşlarımızın en kolay yoldan ulaşabildiği, en hızlı bir şekilde hizmet alabildiği nokta olan belediyelerimizin iktidar yolunda ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Kardeş belediyecilik ve diğer enerji politikaları, tarım politikaları ve belediye hizmetleri noktasında birbirimizle sürekli istişareler yapıyoruz. Dayanışma içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah bu çalıştayların devamı gelecek. Cumhuriyet Halk Partisi bütün belediyeleriyle bütün hizmet anlayışını vatandaşa insan odaklı hizmet anlayışını devam ettirerek iktidara yürüyor. Teşekkür ediyorum. Başkanım, her zaman şanslısınız. Bornova ve Çiğli İzmir de buradalar. İzmir Denizli kardeşliği programımızda da ortaya çıkmış oldu. O zaman söz sıra sizde. Evet, başkanlarımıza teşekkür ediyoruz tabii. Evet, Cumhuriyet Halk Partimizin 31 Mart'tan sonra ikinci çalıştayını gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz iki sandıklı da gerçekleştirilmişti. Burada genel başkanımızın katılımıyla, genel başkan yardımcılarımızın katılımıyla 251 belediye başkanı arkadaşımla birlikte burada olmak bizim için çok mutluluk ve gurur verici. Şöyle ki, tabii önemli olan çalıştayın amacına varması. Yaptığımız ortak akıl çalışmalarının sonuçları çok verimli geçiyor. Biraz önce Birsan Başkanım da dediği gibi kendi ölçenizdeki belediyelerin sıkıntılarını, güzel projelerini, işte kardeş belediyelerinizle olan diyaloğunuzu görmek, onları takip etmek, bir akıl fırtınası, bir beyin fırtınası yapmak bizler için de çok önemli. Tabii bu çalıştayın asıl amaçlarından bir tanesi de yerel yönetimler reformu. Tabii bizler de yerel yönetimler yasasında değişiklikleri istiyoruz, talep ediyoruz. Özellikle tabii ki de üreten modelleri yaratmak belediyelerimizin görevi, fakat merkezi idareden, merkezi yönetimden de özellikle ilçe belediyelerin gelirlerini artırıcı yeni yasaların çıkmasını bizler de bekliyoruz ve talep ediyoruz. Bu anlamda da görüşlerimizi bugünkü çalıştayda belirttik. Ben dediğim gibi bu dönemdeki 251 belediye başkanı arkadaşımla birlikte katılımcı, şeffaf, ötekileştirmeyen, kucaklayan ve en önemlisi de insan odaklı bir belediyecilik anlayışıyla birlikte artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara yürüdüğüne inancım tam. Çok teşekkür ederim. Sizleri uğurlayalım isterseniz. Çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Sağ olun. İyi çalışmalar. Kolay gelsin. Başkanım, kolay gelsin. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Evet efendim, Çiğli ve Bornova belediye başkanlarımızla kaldığımız yere devam ediyoruz. Bir Denizli İzmir kardeşliği olsun istedik. Sizleri de bekletmek istemedik başkanım. Kusura bakmayın, zaman da dar. Onun için evet, buyurun başkanım, siz deyin. Evet, yerel yönetimler geçti, 7 ay oldu. Cumhuriyet Halk Partisi ikinci defa bir toplantı yapıyor. İlk toplantı Afyon'daydı. Biz bu ikinci toplantıya İzmir olarak ev sahipliği yapmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye çapında Cumhuriyet Halk Partisi'nin 250 civarı belediyesi var. Onların tamamı burada. Onlarla beraber aynı masada kendi sorunlarımızı hem belediyecilik olarak, hem parti olarak, hem de o kentlilerin sorunlarını birlikte tartışıyoruz. Güzel, verimli geçiyor. Çeşitli konu başlıklarımız var. Yerel yönetim yasa tasarısı bunlardan bir tanesi. Hizmetimizin kalitesini arttırabilmek ve aynı dünya görüşünü paylaştığımız belediyelerle de nasıl işler yapabileceğimizi çalışacağımız da bir kardeş belediyeler oturumu var. Geçen Afyon kampı da çok verimli olmuştu. Bu kampta gayet verimli olduğunu düşünüyorum. Evet, biraz da ilçemizden çok kısa, sanırım zamanımız var arkadaşlar. Çok kısa neler yapıyoruz başkanım, hazır fırsatı. Şimdi ilçede ne yaptığımızı anlatmak uzun sürer. Hele bir de Bornova Belediye Başkanı yanımızdayken. O zaman sayın başkanım, buyurun. Çalıştayımız öncelikle hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Öncelikle Türkiye'nin %70'ini yöneten 251 belediye başkanıyla ikinci toplantımızı İzmir'de yapıyoruz. Birinci toplantıda kurumsal bir çalışma ortaya konmuştu. Sürdürülebilir olduğunu İzmir'de tekrar Cumhuriyet Halk Partisi ortaya koydu.
251 belediye başkanının iyi yaptığı projeleri paylaşımı kadar güzel bir şey yok. En büyük zenginlik bu. Biz Çiğli'de, İzmir'de bütün belediye başkanına bir araya gelebiliriz ama 251 belediye başkanının bu ülkede yaptığı iyi projeleri burada paylaşması bir üst aklı oluşturuyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi katılımcı bir yönetim anlayışını ortaya koymuş durumda. Bunun sürdürülebilirliği çok daha pozitif sonuçlar ortaya koyacaktır. Ben açıkçası Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu dönemdeki yönetiminin çok başarılı olduğunu, bir akademik bir çalışma içerisinde kurumsallaşmaya adım adım gittiğini görüyorum ve tüm yöneticileri, başta genel başkanım olmak üzere, hepsini kutluyorum. İzmir'de tabii ayrıca Sayın Başkan, Türkiye'mizin dinamosu olan illerimizden bir tanesi. Toplantının sanırım İzmir'de yapılması da ayrıca bir diğer illerimizden gelen belediye başkanlarımız açısından ufuk açıcı olması lazım. Elbette İzmir öncülerin kenti, ilklerin kenti. Dolayısıyla 8500 yıllık geçmişi olan bir kent. Türkiye'de birçok şeyin ilk üretildiği ve vitrine çıktığı bir yer. Dolayısıyla önemi çok yüksek. Bu açıdan burada olmasından dolayı çok onur duydum. Teşekkür ediyorum. Sizlere başarılar. Sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok memnun. Sağ olun. İyi çalışmalar efendim. Konuğumuz var mı arkadaşlar? Aramı veriyoruz. Evet, sanırım başka konuğumuz yok. Evet, şimdilik İzmir'den bu kadar. Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanları çalıştığı bugün ve yarın iki gün sürecek olan bir toplantıyla İzmir'de devam ediyor. Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu da sabahleyin açılış konuşmasında Sayın Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla program başladı. Biz de canlı olarak ekranlarımıza taşımıştık. Öğleden sonra da zaman zaman yine karşınızda olacağız. Şimdilik İzmir'den bu kadar. Hoşça kalın.